Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zaman diyorum bundan sonra daha çok video gelecek diye. Bir türlü gelemiyor. Fakat bu seferki bahanem biraz ciddiydi arkadaşlar. Sol ayağımı kırdıydım. Daha yeni 3-5 gün, bir haftadır değneksiz geziyorum. Sol ayağımı nasıl kırdım? Arkadaşlar bu sizlere de tavsiye olsun. Uyarı niteliğinde olsun. Bazı motorlarda orijinalde şu yan ayaklarda stoper vardır bilirsiniz. Ben bazen iptal ederdim onu. İptal ettiğim bir motorumda yan ayağı açık unuttuğum için hareket halinde kapatmaya kalktığımda bu yan ayağın altına girdir son ayağım 80-100 km hızlardayken ve ayağımı şuradaki kemikleri dört parça kemiğimi kırdım. Bir daha yan ayak stoperi iptalimi tövbe bir daha iptal etmem. Siz de amanın yapmayın. Yan ayağınızı açık unutmuşsanız da stoperiniz yoksa sağa park edin. Adam gibi durun, kapatın yolunuza. Öyle devam edin. 20 yıldır ilk defa motosikletle ilgili bir kaza geldi başıma. O da bu sebepten geldi. Gazi oldum anlayacağınız. Neyse, bugünkü meselemiz aslında bir inceleme videosundan ziyade bir haber verme videosu olacaktır. Bu bildiğiniz gibi daha önce videosunu paylaştıydım. Bu bildiğiniz Safari 125. Gayet güzel bir motor. Hoş bir motor. Performanslı bir motor. Donanım olarak yeterince donanıma sahip bir motor. Ayrıyeten yeni nesil Honda makinesi dediğimiz yeni nesil makineye sahip bir motor. 125 cc 9 beygirin üzerinde güç çıkaran. Bu makine kalitesini, dayanıklılığını, performansını zaten kanıtlamış bir makine. Yakıt tüketimi olarak da düşük bir makine. Yani az yakan bir makine. Şimdi bu motorun aynısının arkadaşlar, bu Safari 125 ya hani. Buradaki etikete çökmüşler 125'i. 50'yi yapıştırmışlar. Piyasaya sürmüşler. İç Anadolu bölgesinde 5-6 tane bayide bol miktarda mevcut. Altında yalnız şöyle gri makine olmasına dikkat edin. Hani 50 cc motor almayı düşünüyorum diyen arkadaşlar da kesinlikle bu motorun 50-125'ini tavsiye ederim. Sırf bunun haberini vermek için sizlere bu videoyu paylaşmak istedim. Motorumuzun detaylı inceleme videosu zaten kanalımda mevcuttu ama gene üstten şöyle geçsek mi bilmiyorum. Orijinalden bir ön camımız mevcut. Fakat bu cam daha yukarıda. Şu elcikler havada kalıyor. Ben burayı kendim şahsen ekstra yontarak bu camı aşağı indirdim. Böylece elcikleri kurtarır seviyeye getirdim. Kışında ellerim üşümeden bu motorla seyahat edebildim. Önde 12 jant, arka Honda makinesi olduğu için Space Alpha vesaire diyebilirsiniz. Arkada 10 teker mevcut, ön jant mevcut. Arkada kampana, önde çift pistonlu bir disk freni mevcut. Dijital bir kilometre saati mevcut ama köylü bir kilometre saati arkadaşlar. Yani kötü derken akşamları veya havada güneş yokken çok güzel ama şöyle göstereyim. Gündüzleri güneşte bu gösterge okunamıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Güneşli havada orada ne yazdığını göremiyorsunuz. Onun haricinde ufak bir seri altı bagajı var. Şöyle açayım. Ama her türlü böyle ufak tefek malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Yine bu şekilde bir arkada orijinalden çantası var. Vallahi bir senedir, bir buçuk senedir çantaya bir şey olmadı. Hala kullanmaya devam ediyorum. Demek ki çok da kötü bir çanta değilmiş. Güzel bir askı aparatı var. Poşetlerimizi astığımız ve yine önde burada anne anahtarıyla çalışan bir cebi mevcut. Ama bu tarz detaylar bu makine için çok önemli değil. Burada önemli olan kısım arkadaşlar, bunların yeni neslin altındaki makineler gerçekten çok güzel makineler. Gerçekten performanslı makineler. Hani Aurora Freedom'da var, Aurora Vesta'da var, işte Special Alpha'da var, ne bileyim işte Safari'de var gibi gibi. Şu makineyi gördüğünüz zaman gönül rahatıyla o motor her ne olursa olsun satın alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir makine. Kısacası arkadaşlar, ben 50 cc bir motor almak istiyorum. Abi durmadan çıkıyor ama şu anda en çok tavsiye edeceğim, en beğendiğim motor nedir diye soracak olanlara, şu an maddiyatım pek müsait değil ama maddiyatım müsait olsaydı kesinlikle pahalı malı demez. Bu motorun burada 50 cc yazan versiyonunu mutlaka satın alırdım. Peki bu motorla ilgili hiç kötü bir şey yok mu abi? Var. Az önce söylediğim gibi göstergeyi beğenmiyorum. Çünkü gündüzleri güneşte okunmuyor. Neyi beğenmiyorum bir de arkadaşlar? Bu yeni nesil makinelerin bu orta sehpaları çoktan dik. Hatta bununki kırıldı. Ben yenisini aldım taktım. Kaynak da tutmadıydı. Aklınızda bulunsun. Bu motoru satın alırsanız 50 veya 125 fark etmez. Böyle motor park halindeyken üzerine çıkıp oturmayın. Her an yamulup kırılabilir. Aklınızda bulunsun.
Bu arada bu motorla yarın sabah bayramın birinci günü nasipse İzmir'den İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Olur da imkanım olursa, şansım olursa, keyfim yerinde olursa bu motorla İzmir'den İstanbul'a uzun yol bir video kaydı almayı planlıyorum inşallah nasip olursa. Bir de bu motorun bugün bir performans videosunu paylaştım sizlerle. Bu motorun arkadaşlar orijinal kayışları her Çinli'de olduğu gibi dandik. Biliyorsunuz bir mağaza açtım. Trendyol sayfamda 125'inin veya yeni nesil 50'nin gri bloklu 50'nin kayışı Trendyol sayfamda satışı mevcut. Motorun orijinal bagası 13 gram. 11 gramla bayağı bir serileşiyor. Şöyle söyleyeyim, Max D 150 ile beraber kalkıyoruz ışıklarda. Beraber gidiyoruz. Daha sonra varyatörden ötürü, performans varyatörden ötürü Max D 150'yi arkada aynada görmeye başlıyorum. Saatte 100 km hızdan sonra. Yani benim bu motorla ilgili önereceğim, orijinal dandik kayışınızdan kurtulun. O serilik, ekstra serilik isteyen, yakıtı çok düşünmeyen 11 gram bir baga alabilir motoruna. Yine o da Trendyol sayfamda mevcut. Bunun yanında da benim gibi biraz son hız hastalığınız var ise bu motora özel bir modifiye varyatörüm mevcut. Nasıl gittiğinin videosunu kanalımda paylaştım. Ayrıyetten yine o videonun altında bu motorun modifiye varyatörünün yine linki mevcut. Evet. İnşallah bayramdan sonra ayağım biraz daha da iyileştiğinde çeşitli motorlarla ilgili, malum burada bir Aurora bayi var patronumun, Aurora bayine gidip özellikle Aurora motorlarıyla ilgili bayağı bir inceleme videosu çekmeyi planlıyorum Allah izin verirse. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şimdiden hepinizin bayramını mübarek ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.